İyi günler sevgili dostlar. Top 10 best tweet. Tweet TV'den sevgiler, saygılar. Allah aşkına şunu artık söyle. Selamlar. Best top 10 tweet. Best top 10. Aa yanlış. Buraya da yanlış yazmışım yanlışlara da. Evet sevgili dostlar. Tweet TV'deyiz. 7 Ekim 2012 Pazar. Hepinize mutlu pazarlar diliyoruz. Bir şey söyleyecek misin? Ben hemen top 10 tweetlerimizi söyleyeyim. Okay. Ondan sonra sen söyleyeceğini söyle. Barack Obama'ya mesajım var bugün. Yeni bilgi. Düzensiz biraz fiil. Daha bir ekleyebilir misin rica etsem ya? Kadrajdan mı? Kadrajdan evet. Düzensiz fiil, İskoç eteği, hoş tempo, aylak adam, sabit kanca. Kimdi? Yine unuttum. Unuttum ya. Sen söyle istersen. Vallahi ben de unuttum. Sabit kanca, Taci Kalkavan. Taci Kalkavan. Buradan Taci Kalkavan'a sevgiler sunuyorum. Sevgiler sunuyoruz, aynı zamanda bekliyoruz. Evet. Bir de arkadaşlar soruyor, niye hep 2-3 günde bir Taci Kalkavan'dan ya da işte Medcezir'den. Abi çok kreatifler yani, siz de yazın. Olsun. Veya bize katılın buraya, canlı yayına katılın isterseniz. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. Medcezir, sokak tweetçisi ve mülteci. Top 10 tweetlerimiz. Şey soracağım, buradan Barack, Mr. Barack Obama, President Barack Obama mesajım var. Dünya, siz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunuzda bütün dünya mutluluğa boğulmuştu. Ama pozitif bir enerji vermişti. Pozitif bir enerji vermişti. Ben de bunun içinde çok mutlu oldum. Bütün sokaktaki insanlar, dünyanın her yerinde herkesi görüyorduk. Herkes çok mutlu. Kiminle konuşsak, Bush'un gitmesi iyi oldu. Barack Obama çok başarılı. Hem işte ırk ayrımcılığı, birçok anlamda insanlar gerçekten çok güzel pozitif enerji vermiştiniz. Ama geldiğimiz nokta şu, Orta Doğu kan gölüne döndü. Biz artık Orta Doğu'yu Orta Doğulular idare etsin. Lütfen ne olursunuz karışmayın. İngilizce bir şeyler söyleyeyim mi? Thank you, Mr. Barack Obama. When you came president, world was very very happy. But now what you see, Middle East is really full of blood. Please leave Middle East alone and they they solve their problem. Thank you. Evet, gerçekten kuzenim şey diyor, Suriye, yani Orta Doğu'yu rahat bırakın, Türkiye'yi rahat bırakın. Suriye sorunlarını Orta Doğu'daki ülkeleriyle, işte komşularıyla bir şekilde çözer. Savaş filan, savaş falan filan istemiyoruz biz. Hemen ilk tweetime geçiyorum. Yeni bilgi, Ayşe Kerim bana su bile yarıyor cümlesindeki su bulunmuş diyor. Neymiş? Tiramisu, spangile ve bir tatlı daha vardı. Bul. Sütlaç. Bunu bulmadan devam. Sütlaç. Sütlaç değil de sufle. Sufle. Evet, sufle. Düzensiz fiil number one. Birazdan okuyacağım onu. Sen niye okumuyorsun? Ben bugün okumayacağım çünkü benim okuma öğretmenim tam Türkçe öğretmemiş bana. Sen öğret. Muğla Köyciz'deki öğretmenime Günay Avcı'ya sevgiler sunuyorum buradan. Kulaklar çınlasın. Bir sonraki tweetimiz İskoç eteği. Otobüs durağında vapur beklemek benimkisi. Benim de aynı be. Yıllardır böyle oldu. Kimi bekledin kuzen? Cidden. Of. Kimlere diyelim de şey yapmayalım. Çok bekledim be. Hayat bu gidişleri çok bekleyeceğim gibi geliyor bana. Hayır. Bir kadını bekledin mi gerçekten? Bekledim ya. İsim verebilir misin? Sen o şey açık sözlü bir adamsın. Şey, Zübeyde'yi bekledim. Çok bekledim. Sonra şimdi Demet'i bekliyorum. Demet İncaman. Evet. Abi Cihangir'e daha fazla takılacaksın. Sonra evet. Bozulursun yalnız evet. Orada. Bir sonraki tweetimiz hoş tempo. Gerçekten süper tweetleri var. Bir insanın bir insana verebileceği en güzel hediye ona zaman. Ayırabileceği zamandır. Kesinlikle. Bana da zaman verin ne olursunuz. Mağazaya geldiğiniz zaman 48 saat değil de 15-20 dakika sonra işim var deyip dışarılarda dolaşın bence. Bana şey mi dedin? Fazla estağfurullah, kalmadın. Estağfurullah. Sana değil tabii. Bir sonraki tweetimiz aylak adam. Evet. Sıcak bir ele ihtiyacın olduğunda ellerini sıcak suyla yıka. Ben öyle yapıyorum. Ben de. Keşke öyle yapmasaydım ya. Bir şey soracağım. Benim için kel, fodul, şişman. Benim için bir sürü yakıştırmalar yapıyorlar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben kendimle barışırım. Ama bir insan evladına böyle şeyler söylenmez. Sabit Kanca bir sonraki tweetimiz. Evet. Neydi Baki? İsmail Baki Tuncer. İsmail Baki Tuncer. Gerçekten son, çok başarılı. Son. Ona yemin ediyorum var ya son zamanlarda en çok izlediğim komedyen. Çok başarılı. Ay, süper taktik. Ya var ya o şeye bayılmıştım ben de. Adnan Hoca'yın inşallah maşallah. İnşallah. Çok başarılı. Evet, Sabit Kanca'dan geliyor.
dolayısıyla İsmail Baki Tuncer'den geliyor. Yonca Evcimik için Türkiye'nin Madonna'sı dendi demin Pazar Sürprizi adlı programda. Ben daha da Türk pop müziği hakkında yorum yapmam diyor. Doğru, doğru. Yani, çok doğru söylemiş. Siz daha iyi anladınız. Manidar. Manidar. Taci Kalkavan süper bir tweet. Öyle bir şey, benim. Ondan önce şunu söylerim. Durumun yoksuz vatan seveceksin ya. Abi benim sözümü tekrar. Olsun ama. Olacak ya. Durumun... Asistanına da söyle bizim de arasına tweet. Bir şey söyleyeceğim sevgili dostlar. Asistanımız yok bizim. Biz kendi kendimize çalışıyoruz. Otelcilik yıllarımda muhasebede çalışırken şey yapıyordum. Size para alacağımız yerlere telefon açıyordum. Yok yok. Şey diyeceğim ben para alacağız ya bir yerden. Hı. Telefon açıyordum. İşte müsait misin diyor. Birazdan bir çocuk göndereceğim deyip kendim giderdim oraya. Şimdi biz de burada sekreterimiz var, hesabı takılıyoruz ya. Bizim sekreterimiz yok ya. Onu söyleyeyim ben size. Kendimiz yapıyoruz. Bir sonraki tweetimiz Taci Kalkavan dedik. Süper. Vasiyetimdir. Ölürsem mezar taşıma yazın. Ömrü yarıda kaldı, aklı karıda kaldı. Estağfurullah. Kahvede her oyunda hesap ona kaldı. Güzeldi. Güzel. Çok seviyorum Taci Kalkavan'ı. İnşallah bir gün gelir buraya da bizim programımıza katılır. Ben Taci Kalkavan'ı şey olarak, tip olarak gerçekten çok seviyorum. Medcezir... Ben dinini çok seviyorum. Evet, pardon. Medcezir ağır yazıyor dedim, manalı yazıyor. Evet. Gözyaşının %1'i sudur, %99'u duygu demiş Medcezir. Semih Ayans ben ağlayamıyorum biliyor musun? Yani cidden söylüyorum. Ben de pazar günleri, özel günlerde... Birazdan ağlayacağım harbiden. Ben de pazar günleri, özel günlerde... Neden ağlıyorsun pazar tek yalnız kaldım. Aldığım için yalnızlık beni ağlatıyor. Hepimiz kimse de yalnızız. Kimse de duymuyor, görmüyor. Aman okuyayım hepimiz yalnızız. Estağfurullah. Sokak tweetçisi kız çocukları okula gönderilmesin der. Hastanede karıma bayan doktor baksın diye ortalığı yıkar diyor. Ne yaman çelişki annem. Bu ne yaman çelişki babam. Nedir bu evet. Durum? Ben buna canlı şahidim abi. Evet. Ne nasıl? Ama merak etmeyin. Aslanlar gibi okutuyorlar abi. Evet. Yani buradan dün Barbaros... Şimdi okutuyorlar yani. Evet. Son 5-6 yılda okutuyorlar. Dün Barbaros Şansal, değil mi? Hı. Buradan sevgiler sunuyorum ona. Ona da onun tweetini bugün yok ama önceki günlerde onun tweetini yine okumaya devam sonraki edeceğiz. Sonraki tweetimiz müthiş bence. Evet. Mülteci yazmış. Ömür Gedik şarkı söyledikten sonra balinalar karaya vurdu. Pandalar çiftleşmeyi bıraktı. Ve penguenler Afrika'ya göç etti. Evet, herkes ülkeyi terk etti yani Türkçesi. Of of of. Ne demek istiyorsun? Şey Ömür Gedik ile ilgili... Aslında cidden yorumsuz bırakmamız lazım ama... Yok, yorum yap ama sen ama ya. Yorum demek istiyorum. Mesela Antalya Altın Portakal film festivali açısından... mesela dünyada Türkiye ile ilgili film festivali sorduğunuz zaman Altın Portakal'ı marka olarak direkt söyleyebiliyorlar. Yani Türkiye'de sinema adına, müzik adına bir ton işler yapmış onca insan dururken yani bu iş Ömür Gedik'e mi kaldı demekten insan kendini alıkoyamıyor. Neden baba? Mesela Ajda Pekkan var. Baktığın zaman yüzün üzerinde filmi var. Sinemada bir şeyler yapmış zamanında Yeşilçam'da. Şu an müthiş bir ses. Hümeyra var. Abi var oğlu var yani. Bu iş Ömür Gedik'e mi kaldı? Onun için biz bir arpa boyu ilerleyemiyoruz. Yani. Bence. Yani nasıl olmuştu size? Ya acı değil mi abi? Çok mesela, acı. Adana gibi acı. Bu sene Antalya ile Adana'yı... Adana... bir ay fark abi, var. Abi parayla mı buldun yok, sen bunu? Bir ay fark var Antalya'da. Bir ay yakında şey de yapacaklar. İstanbul Film Festivali arda arda gelecek. Ha bitiriverelim. Hızlıca bitiriversin. Aynen. Yani gerçek başarılı insanlar görünmesin. Her şeyi böyle şey yapıyoruz yani. Aynen. Evet. Number One'ımız 7 Ekim'de düzensiz fiil. Evet. Birilerinin hayatını kaybettiği, birilerinin annesiz babasız kaldığı, birilerinin sakat kaldığı savaş ile dalga geçenler kocaman bir yazık demiş. Evet. Düzensiz fiil. Müthiş gerçekten. Aslında bunu direkt Barack Obama'ya söylemek lazım. Evet. İngilizcesini söyle kuzen. Birilerinin hayatını kaybettiği. Söyle abi. If some people's dying. Birilerinin annesiz babasız kaldı. Some people doesn't have mother, father, brother. Umarım bunu çevirirsin. Birilerinin sakat kaldığı savaşta dalga geçenler. Injured, some people, injured, evet. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size diyebiliyorum ama İngilizcesi yazıklar olsun. Ama yine you should...
Ben tam Türk İngilizce çeviremiyorum kanka. Tamam, sorun değil. Almancasını, Almancasını söyle hızlı bir şekilde. Sorun değil. Wir möchten kein Krieg hier. Also devam et. Sen kapat, ben şimdi. Evet sevgili dostlar, bize ayrılan süre böylece yine son buldu. Umarım her şey gönlünüzce geçer. Güzel bir pazar diliyorum. Güzel bir hafta başı diliyorum. Güzel bir aylar, güzel bir yıllar. Her şey gönlünüzce olsun. Hep mutlu kalın. Savaşlar olmasın, sevişmeler olsun. Mutlu günler olsun.